Kanser tedavisi, kanserli dokunun vücuttan uzaklaştırılması ya da imha edilmesini amaçlarken, yani hastamızı kanserden kurtarmayı biz amaçlarken, aslında aynı zamanda yaşamının geri kalan kısmını göz önünde bulunduruz. Bu ne demek? Yani hastamız yutabilmeli, nefes alabilmeli ve konuşabilmeli. Ve olabilecek en iyi şekilde, en nitelikli şekilde yaşamını sürdürmeli. Bunu hep göz önünde bulunduruz ve hep bulundurmaya da devam edeceğiz. Gırtlak ameliyatı sonrası en çok etkilenen iki durum yutma ve konuşmadır. Gırtlağın bir kısmının çıkarılması halinde çıkarılan kısım duyu sinirleri de etkilenmiş olabileceği için boğazdaki lokma bazen yanlışlıkla nefes borusuna gidebilir. Ya da kişi yeniden yutmayı öğrenme ihtiyacı duyabilir. Gırtlağın tamamı alınmışsa bu nefes borusuna kaçma durumu olmayacaktır ama yine de yutmayı biraz daha zaman alabilir öğrenmesi. İşte biz bu dönemi biraz daha terapilerle, eğitimlerle geçiştirmeye ve hastamızı o zamanı en kısa zamanda geçirmeye çalışırız. Eğer bunu da başarabildiğimiz aşamadan sonra da en kritik olanlardan birisini atlatmış oluruz. Yani hastamız nefes alıyordur, üstüne de yutmasını sağlamış durumdayızdır. Üçüncü kalan konu konuşması olacaktır. Gırttan bir kısmı korunmuşsa hastamız konuşur. Biz çünkü ses tellerinden en azından birisini koruyoruz, onun işlevsel olması garantilemeye bakıyoruz. O sayede kişi ses çıkarabilir, biraz daha farklı bir sesi olabilir. Ama yine de çok kulak tırmalayan, rahatsız eden bir ses olmayacaktır. Sadece yeni bir gırtlakla ses çıkarıyor olacaktır. Gırtlağı alınmış bir kişi değilse, o zaman gırtlakla yemek, artık gırtlak olmadığı için nefes borusuyla yemek borusu arasına bir protez koyar ve bazı teknikleri hastamıza öğreterek akıcı, oldukça iyi anlaşılır, iyi volüme yani duyulabilir bir sese sahip bir şekilde konuşmasını sağlarız.